Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Sayfa 435. Hristiyan dini ile İslamiyet dininin bir nevze mukayesesi. Mukayese yapılıyor. Ben sonra okuyayım değil mi hulasasını? Çıkarttım, çalıştım. Bu yaklaşık olarak 2-2,5 sayfa sürüyor. Uzun olur diye ben okudum, hulasalandırdım ama okuyayım. Son zamanda şey yaparım onu. Hulasa ederim. Körü körüne taklitçiliğe alışan, körü körüne taklitçiliğe alışan buradaki hamiyet vuruşlar diyorlar ki, madem Hristiyan dininde böyle bir inkılap oldu, yani bir inkılap oldu içeride, Luther, Martin Luther diye bir adam çıktı, Hristiyanlığın namı altında içerideki papazların, din alimlerinin dini bozmaslarına, dinin içerisine kendilerini koyduğuna mukabil bunlar, bu da bir grup olarak hücum etti. Kendi ismiyle bir mezhep kuruldu. Yani nedir o? Katolikten Protestan protest etti. Luther, Martin Luther diye böyle bir mezhep çıktı. Madem Hristiyan dininde böyle bir inkılap oldu, bidayette inkılapçılara mürtet denildi, Katolikler bunlara dinden çıktı denildi, sonra Hristiyan olarak yine kabul edildi. Öyleyse İslamiyet'te de böyle dini bir inkılap olabilir mi? El cevap, bu kıyasın birinci işaretteki kıyastan daha ziyade farkı zahirdir. Çünkü dini İsevi'de, İsevi dininde yalnız esasat-ı dini Hazreti İsa Aleyhisselam'dan alındı. Hayat-ı içtimaiyeye ve furuat-ı şeriyeye dair ekser ahkamlar havariyun ve sair rüesai ruhaniye tarafından teşkil edildi. Yani İsa Aleyhisselam'ın kısa bir müddet peygamberliği iman esaslarını ortaya koydu. Ameli kısmını koyamadan başına bu hal geldi. Yani İsevi dininde Allah, peygamber, ahiret inancı işte bozulduğu kadar, gene kalmış bu kadar esasatını koydu. Dikkat edersek, amelde, Hristiyanlıkta hiçbir şey yok. Amelde hiçbir şey yok. Ben aman aman Almanya'da, Ramazan'da görevliyken Diyanet'te, Diyanet prosedürünü kullanarak, aman aman her Ramazan'da, saat 10'dan 12'ye kadar her pazar günü protestanlara da evangelist diyorlar. Burada protestan diyorlar. Katolik var. Yahova şahitleri var, onların da Hristiyanları var. Yahova şahitleri eşhedü enna'dan almışlar. Yani Allah'a şahit olanlar, şehadet ederim ki Allah birdir, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onun elçisi, eşhedü enna ilahe illallah almışlar. Yahova şahitleri protestanlardan, katoliklerden, ortodokstan ve çoğunlukla İslamiyet'ten alarak bir Yahudi adam Amerika'da kurmuş oldu düzmece bir sistem. Şimdi Hristiyanlıkta İslamiyet arasındaki temelde fark, Hristiyanlığın temelini Allah inancını, peygamber inancını getirdi. Fakat ameli hayatta, içtimai hayata, ev hayatına, yani ameli hiçbir kısmı İsa Aleyhisselam'dan gelmedi. Hep bunu havariler uydurmuş.
Zaten İsa Aleyhisselam'ın vefatından 350 sene sonra İncil yazıldı. İznik'te toplandılar, 360 çeşit İncil vardı. Şimdi düşünün, ortada bir kaynak yok. İsa Aleyhisselam akaide ait, imana ait, itikada ait şeyleri söyledi havarilere. Kim ne kadar anladı? Anladı da, yani benim anlattığım o kadar mühim değil. Benim anlattıklarımın içinde sende uyandırdıkları, sen ne kadar anladın? Bu bir. İki, seni ne kadar anlatabildin? Anlattığın kişi ne kadar anladı seni? İki nesil etti. Bir de o, üç nesil sonra, 300-350 deniliyor kitaplarda. 300'de 350 sene sonra İncil yazıldı. İncil'in tarihi bu. O zamana kadar yazılmamış. Yok. İsa Aleyhisselam zamanında öyle bir sır katipleri yok. Havarilere söylermiş. Havariler de üç tane nesil. Bu sefer açı, yani o anlayış, kültür, eğitim, anlayış adamın yöre kafasında kaldı. Kendi hissiyatını derken o da ayet olarak nakletti. İşte ne kadar sağlam kalır vicdanınıza vale ediyorum. Anlayışınıza vale ediyorum. Dolayısıyla 360 tane İncil çıktı. 360 tane İncil'de İznik'te ondan sonra toplandılar. Bunu dörde indirgediler. Dörde indirgendi. Dördün dışındakiler imha edildi, katledildi. Barnabal bunların dışındadır. Barnabal bunlardan daha şey, yeni çıktı Anadolu'dan. İstihbarat, jandarma istihbaratı orduya vermiş. Şu anda orduda. Yani bu hükümet piyasaya çıkarmak istedi ama Avrupa tehdit etti. O Barnabal İncil'ini yayarsan büyük bir tehdit var. Şu anda kim o... Kim yazmıştı sana abi? Barnabal. Barnabal bu dört taneden farklı o 360 tane vardı ya. O gene 350 sene sonra. Ama bunlardan daha tarihi eski. Dört taneden. Yuhanna. Hakiki değil. Hakiki olmaz zaten. Bir şey hakiki olabilmesi için İsa Aleyhisselam zamanında sır katipleri olacak. Yazacak. Sonra Cebrail gelecek. Cebrail, İsa Aleyhisselam havaridekinin koyduğu usulden bahsediyorum ben, kuraldan. Havarinin yazdığı o ayeti havari okuyacak. Cebrail görmüyor o. Cebrail Aleyhisselam dinleyecek. Yani peygamber dinleyecek. Onaylayacak, tamam diyecek. Ondan sonra ayet olacak. Yani Peygamber Aleyhisselam derilere yazılmış. Deri, ceylan derilerine yazılmış. Ondan sonra yetmiyor. Hani mukabele var ya camide Kur'an okunuyor Ramazan'da. O şuradan gelmiş. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam her Ramazan'da Kur'an okur, Cebrail dinlerdi. Oradan geliyor. Yani Cebrail Aleyhisselam karşısına otururdu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam okurdu ezberinden. Ondan sonra böyle her sene Ramazan'da böyle Kur'an okumayı oradan gelmiş. Oradan gelmiş. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın o Kur'an müzakere etmesi oradan gelmiş. Yani her Ramazan'da niçin mukabele okunuyor? Bundan okunuyor. Cebrail Aleyhisselam'la Peygamber Aleyhisselatü Vesselam karşılıklı Kur'an okuması. Sır katipleri var. Sır katipleri çok önemli. Bak bu konuya girmeden teknik bilgi veriyorum. Yani ilm usulü dinde kaydedir bunlar. Sır katipleri ikiye ayrılıyor. Bir hadisi şerifi kaydeden sır katipleri, bir de ayet-i kerimeleri kaydeden sır katipleri. Yani hadisin muhafazasına çalışanlar ayrıdır. Ayetin muhafazasına çalışan ayrıdır. Yani sır katipleri, ayeti kaydedenler, hadisin hıfzına veya hadis-i şerifi kaydedenler, hıfzedenler, ayeti hıfzedenler karışsa ayet hadis birbirine girerdi. O kadar,
o kadar detaylı bu korunaklı gelmiş ki, şu anda bizim Kur'an okuma şeklimiz var ya, Kur'an okuma, talim, tam 30 çeşitmiş. 10 tane imam var, ondan sonra 10 tane usul, bir de 2 tane ravisi var. 30 tane. Şimdi okumayayım, onlar kayıttı bende, şu aralarda kağıda yazdım. Dolayısıyla amelde şey yapalım, amelde imamımız İmam Azam. İtikatta Maturidi. Kıraatta Asım. Asım en-Nafi. İkisi de var. Ama Galip Hanefi de Asım. Asım ve Nafi. Bir kişi de var. Hafs olabilir. Hafsan Asım, bir de Varışan Nafi. Öyle mi? Evet. Ha, bu 3 tane bizim mezhepte. Peki niye zikrediyorum? O kadar detaya inmiş. O kadar acayip. Hukuku muhafaza eden imamlar ayrı. Hıfzedenler. Mesela hadisi tefsir eden muhaddis diyorlar. Muhaddisun. Hadis. Kur'an-ı Kerim'i tefsir etme yetkisi yoktur. Bak hadisi tefsir ediyor da Arapça usulü biliyor. Hayır. Kur'an'ı tefsir edemez. Kur'an'ı tefsir eden müfessirun hadisi tefsir edemez. O kadar ciddi ve hassas. Çok acayip. Akaid imamı ayrıdır, ameli imam ayrıdır. Akaid'de imamımız ayrıdır. Usulde ayrıdır. İlm usulü dün imamlar ayrıdır. Edile-i şeriyi ortaya koyanlar. Yani bunu saysak 30'a yakın çeşidi var. Bu o kadar hassas oturmuş. Hristiyanlıkta bu olmasını tahmin ettiğiniz gibi mümkünatı yok. İsa Aleyhisselam da peygamberimiz de bizim iman ettik. Ona Allah'ça gönderilen her şeye iman etmek zorundayız. Ama şu anda gönderilen hiçbirisi Allah'ın kelamı değil. Tahrif edilmiş. İsa Aleyhisselam'ın, hemen o soruyu geçip ondan sonra ben buraya şey yapacağım. İsa Aleyhisselam'ın getirmiş olduğu Hristiyan dininin din olmadığını nereden biliyoruz? Bu sen teknik bilgi verdin. Yani biz mantıken eylem itibariyle böyle bir soruyla karşılaşsak, bu kadar uzay yapamazsak, izah yapamazsak, teknik itibariyle sorulsa, İsa Aleyhisselam'ın Hristiyan dininin Allah'ın dini olmadığını nereden biliyoruz? El cevap, dinin içerisinde Allah olmadığı için. Hristiyan dininin içerisinde Allah yoktur. Allah olmadığını nereden biliyorsun? Çünkü içeride olan dışarıda gözükeceği için. Hristiyanlığa bir baktığımız zaman Hristiyanlığın dışa vuruşu içeriden haber veriyor. Değil mi? Yani çekirdeğe ne var? Ağaçta haber verdiği gibi. Balık kokusuyla haber verdiği gibi. Hristiyan dininin eyleme dönüşmesi, eylemdeki vaziyeti bizim içeriden haberdar olmamıza vesile oluyor. Eylem nedir? İnsanları tanrılaştırmalarından. İsa Aleyhisselam tanrıdır. Hatta teslis akidesi var. Haşa tanrı, Ruh Kudüs, İsa. Bu üçü tanrıdır. Bu tanrılar yetki vermiş papazlara. Orayı bir de sayar mısınız? Üç teslis. Yani. Teslis, tanrı diyelim, Allah diyelim. Ruhul Kudüs, Cebrail kastediliyor. Bir de İsa Aleyhisselam. Bu teslis akidesi, bu üç üçlemedir. Bu yetmiyor. Bu üçü bir araya gelmiş kafa kafaya. Karar vermişler. Bizim adımıza kim icraat yapacak? İnsan. Ama ona bir kutsiyet vermemiz lazım. Ruhumuzdan vermemiz lazım. Tanrılık sıfatını verelim. Papazlara bu yetki verilmiş. Papazlar istediğini cennete koyar, istediğini cennetten çıkarır. Çünkü Tanrı'nın gölgeleridir ve görüntüleridir. Mesela bir insan, ona ait bir tanesini söyleyeyim. Yani bu gayipten bahsetmiyorum. Bir Müslüman, gavur, Hristiyan, bir ateist, Müslüman olabilmesi için başkalarından bir yetki almaya ihtiyaçları yoktur. Mescide indir kardeşim. Başkalarından
Al onu. Heh, geç. Başkalarından yetki almaya ihtiyacı yoktur. Yani la ilahe illallah Muhammedun Resulullah desi yetiyor. Yani birisinin bunun onaylamaya ihtiyacı yoktur. Ama bir insanın Hristiyan olabilmesi için kiliseye başvuracak. Papaza söyleyecek. Papaz heyet toplanacak. Pazar günü ona haber sonra verilecek. Sonra heyet karar verince bu Hristiyan olabiliyor. Vermesi olmaz. Bundan dolayı ki sen papazların kararı ile Hristiyan olduğun gibi papazların kararı ile de dinden çıkabiliyorsun. Sen çıkmak istemesen de. Buna afaroz denilir. Papazlar seni afaroz etti mi? Ben ne kadar Hristiyanım desen de hiç şansın yok. O zaman senin dinin birilerinin elinde. Tamam. Aforoz bundan kaynaklanıyor. Şimdi hocam, bu arzi bir din oldu. Yani semavi değil, arzi din. Yani semavi, işte ben onu anlatmaya, yani İsa Aleyhisselam'ın getirmiş olduğu din Allah'ın dinin olmadığını nereden biliyoruz dedi. Tekerleme cevap veriyorum. İçinde Allah olmadığında. İçinde Allah olmadığını nereden biliyorsun? İçeriden haber veren dıştaki eylemlerden. Nedir o? İnsanları, tanrıları Allah gibi, insanı da tanrı gibi kutsadığından, tanrıyı insan gibi düşündüğünden ki heykeller, insanı da tanrı gibi kutsadığından, tanrı yetkisi olduğundan, bu Hristiyan dininin dıştaki eylemleri. O zaman Hristiyan dininden haber veriyor. Gayb olmaz din. Din eylemde gözükür. İtikatta gözükür. İtikadı bu. Üç tane. Öyle üç tane tanrı olur mu? Bir de protestan diyor. Tanrının oğlu. Hepsi de İsa Aleyhisselam. Üçü de söylüyor. Tanrının olduğu için tanrıdır. Allah'ın oğlu olur mu? Allah'ın oğlu olursa Meryem nedir? Allah'ın aşağının eşidir diyor. Yani Allah'ı insan gibi düşünmesi gösteriyor ki içi boşaltılmış. İçerisine insanlar konmuş. Nereden biliyoruz? İnsan kutsanmış. İnsan tanrılaşınca dinin içerisine insan girmiş. Orayı ifade eden bir yere varsan tam o cümleye bakan. Evet. Hanes. Alayım. O 26. şeyde. Okuyayım abi. Oku abi. Sen bulana kadar okuyayım. Tamam. Hayat içtimaiye, furuat-ı şeriye dair ekser ahkamlar havariyun ve say rüesay ruhaniye tarafından teşkil edildi. Kur'an'da böyle değil. Benim bir hatırlar mısınız, bir ayetim var dedim. Kur'an kadar değerli. Kur'an'ın içinde bir ayet, Kur'an'ı Kur'an yapan, bana göre tabii bu kendi şeyimi söylüyorum. Kur'an içinde bir ayet var, Kur'an'ı Kur'an yapıyor, bana göre Kur'an kadar değerli. Nedir o? Kur'an'ı biz indirdik, biz koruyacağız. Demesi gösteriyor ki Kur'an'a parmak girememiş, giremez. Çünkü insanın dışında bir korumaya girdi. 19. mektupta bütün kavmi, kabilesi Allah Resulü'nün düşmanı olduğu halde ilk dönemde İslamiyet'in bidayetinde, başlangıcında koruyucuları vardı, sahabeler koruyordu. Sonra bir ayet geldi, hatırladınız mı o ayet? Neydi? Allahu yasimuke minen nas. Vallahu yasimuke minen nas. Allah değil, vallahu. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Demek ondan sonra bu ayet nazil olunca Allah Resulü dedi ki ey ashabım, nöbettarlığa lüzum yoktur. Rabbim beni hapsediyor. Dediği halde hiçbir nöbettarlığı yoktu. Eğer yastığında ölmeseydi, bir yerde olsaydı, ölseydi bu ayet yanlış olacaktı. Bu ayet yanlış olunca, yanlış olan bir ayet Kur'an'da olursa komple hepsi yok olur. Çünkü Kur'an ve peygamber bizim gibi değil. İyilikleri bir tarafa, kötülükleri bir tarafa,
Doğrular bir tarafa, yanlışlar bir tarafa denilen bir lüksleri yok. Bir tane yanlışlar hepsini götürür. Hiçbir şeyi olmayacak, eksik. Kur'an'da tek bir ayet, 6666 tane ayette bir tane yanlış çıksın bitti. Peygamberde de öyle. Biz öyle değiliz. Evet. Okuyorum. Buldun mu? Yok, siz devam edin sonra. Tamam. Kısmı azamı Kütüb-ü Sabıka-i Mukaddese'den alındı. Kısmı azamı geçmiş şeyden alınmış. Tevrat ve Zebur'dan alınmış. Şu anda İncil'lerin içerisine daha yeni yeni. 1900 kaçta? 48'de mi ne sokmuşlar? İncil'in içerisinde eski ahit de var. Nasıl şey oldu? Daha yeni girmiş. İncil'i açın. İncil'de iki tane kitap var. Eski ahit, yeni ahit. Ama kitabın adı İncil. İsa Aleyhisselam'a gelmediği halde eski ahit. Eski ahit kime gelmiş? Eski ahitten kasıt kim? Musa Aleyhisselam. Arkadaşlar bilginiz yok mu bunlardan ya? Eski ahit deyince hemen demeniz lazım. Ha? Eski ahit Musa Aleyhisselam'ın. Musa Aleyhisselam'ın ayetlerine eski ahit denilir. Yeni ahit ise İsa Aleyhisselam'a diye İncil'i iki bölümde şey yaptılar. İncil-i Şerif madem İsa Aleyhisselam'a gelmiş, Musa Aleyhisselam'ın ayetlerinin ne işi var? Bunu papaza sordum. Hiçbir şey diyemedi. İkinci bir soru sordum. Görüşüyorum ya ben her Ramazan'da. Dedim ki İncil'i Yuhanna'nın başında şöyle geçiyor. Meryem'e İsa'yı müjdeleyen Ruh-u Kudüs'tür. Ruh-u Kudüs'tür. Doğru mudur dedim? Doğrudur. O peki o zaman İsa Aleyhisselam ondan önce yoktu. Peki sonradan olan doğan bir insan ki asılabilen, çarmıha gelen Tanrı olur mu? Ya. İsa Aleyhisselam diyor ki benden sonra diyor birisi gelecek diyor. Yani bozulduğu halde vesaire onları zikrettik. Yani şey yapmıyor baktım kavgaya veya işte çekin şey yaptılar, rahatsız oldular. Ben de soruyu sormayı bıraktım. Şimdi Havariyun ve Sayr-ı Ruhaniye tarafından teşkil edildi. Kısmı azamı Kütüb-ü Sabıka-i Mukaddese'den alındı. Hazreti İsa Aleyhisselam dünyaca hakim ve sultan olmadığından, kavanini umumi içtimaiye merci olmadığından esasat-ı diniyesi hariçten bir libas giydirilmiş gibi. Yani İsa Aleyhisselam ruhunu getirmiş dinin, Allah inancı ahiret. Fakat ona bir elbise dışarıdan giydirilmiş. İnsanlar giydirmiş. Baktığın zaman eylem de yok. Oruç yok. Papaza söyledim zaten. Dininizin kıymetini bilin dedim ya. Bir anda şaşırdı. Hem başpapaz var kilisede bir. İkinci papaz var bir de tarihçi var. Üç kişi olurlar. Biz de imam müezzin olur gibi. Dininizin kıymetini bilin dedim. Biz bir kere inanabildik. Çıkamıyoruz. Ama Hristiyan dininin kıymetini bilin. Ele pek geçmez dedim. Adam başpapaz böyle bir garip garip baktı. İkinci papaz dedi ki niçin dedi söylediniz? Etkileyen hangi yön dedi sizi çok etkilemiş? Sayın pastör dedi. Din alemine pastör diyorlar bizde hocalara. Dedim ki ya oruç bize, size yok. Namaz bize, size yok. Hem de günde 5 defa. Siz de dedim haftada Tanrım seni affetsen, affetsin. Amin. Haftada bir. Biz dedim 5 defa dua ediyoruz. Tamam. 5 defa dua ediyoruz. 5 defa namaz. Cuma namazı değil. Haftada bir defa şey yapılır. Tamam. Tanrım affet. Dua yani. Dua güzel bir şey yani. Bak namaz bize, size yok. Oruç bize, size yok. Zekat bize, size yok. Hiçbir eylem yok. La böyle din nerede bulacaksınız dedim ya.
Bak Tanrı size bahşetti özel. Başpapaz anladı. Yani din olup da eyleme dönüşmeyen bir din olur mu? Bir öğreti bana söyleyin. Bir ideoloji söyleyin. Eylemsiz olsun. Bir tane ya. Eylemi yok. Nisan mı? Tao mu? Konfüçyüs mu? Buda mı? Şakyamuni Buda mı? Brahman mı? Ne istiyorsun? Hangisini ya? 3500 tane din vardı o. Hepsi eylemi var. Fareye tapan mı dersin? Yılana tapan mı dersin? Güneşe tapan mı dersin? Ateşe tapan mı dersin? Hepsi bir eyleme, yani bir günde bir şeyi var. Odasına girerler bir şey yaparlar. Budistlerim var. Almanya'da gördüm. Odasına köşeye koymuş. Ondan sonra dakikalarca bir rabıta yapar. Ya bir eylemi var. Hristiyanlıkta yok yani. Sen dedim bil ya nerede bulacaksın böyle bir dini? Biz bir kere nasıl olduysa olduk işte elhamdülillah tövbe de. Adam anladı tabii şey yapıyor. Allah Allah. Bak ne acayip bir şey. Sana burada geçiyordu az önce. Sayfa? 437. 437. Evet. Ne diyor? Söyle cümleyi. İslamiyet tevhid hakiki dinidir ki vasıtaları, esbapları iskat ediyor diye başlıyor. Ha. İşte o. Ona geleceğiz. O da var. İçerisinde. Ben isterseniz bu uzun olur. Ben bir hulasa edeyim. Sizi bak çalıştım. Yani bunu okuyarak kaç tane madde? 12 tane madde var. 13. 13 tane madde var. Bir tane de var 14. Yani 14 tane fark var. Yani şu anda ana temelde Hristiyanlık İslamiyet'te farkını anlatıyor. Bakalım onları bir okuyalım. Çabuk olsun kısa zamanda diye. Zamanımız olursa kaldığımız yerden devam edeceğim. Ama gene buradan çıkmış. Bak buraya yapıştırmışım. İslam'la Hristiyanlık arasında farklar. 1. Dini İsevi'de sadece esasat-ı dini Hazreti İsa Aleyhisselam'dan alındı. İçtimai ve furuat-ı şeriye havariler ve ruhani reisleri ve büyük bir kısmı diğer semavi kitaplardan alındı. Sanki birincisine hariçten bir libas giydirilmiş gibi bu libas tebdil edilince İsa Aleyhisselam'ı tekzip benkar çıkmaz. Yani Hristiyanlığın ana ruhunu kendisi getirmiş ama amelde, hayatta, eylemde havariler, büyük reisler, bir de hariç diğer dinlerden. Mesela eski ahit, yeni ahit. Yeni ahitte İsa Aleyhisselam'ın dininde eylem yok. Eylemi nasıl yaparlar Hristiyanlar? Yani bazı haramları var, doğruları var, yapmaları var. Nedir o? Eski ahit, İncillerin içerisine 10 tane eski ahit, yani Tora, Tevrat. Tevrat'ın ayetlerini, onlar da bozmuş Yahudiler. Bizim nasıl ki Kur'an-ı Kerim'i tefsir eden birinci tefsir kaynağı, bir ayeti tefsir eden başka bir ayettir. İkinci tefsir kaynağı sünnet-i seniyelerdir. Sünnettir. Peygamber Aleyhisselam sünnetidir. İşte Musa Aleyhisselam'ın ayetini tefsir eden Kabala diye tefsirleri var. Bunlar hahamlar. Hahamlar, din alimleri tarafından o 10 tane maddeyi, Musa Aleyhisselam 10 tane madde getirmiş. 10 tane eylem, öldürmeyeceksin. Ondan sonra zulmetmeyeceksin. Böyle maddeler var. 10 tane. O 10 tane maddeyi tefsir eden Kabala denilen bir kütüb-i sitte diyelim. Bizim tabirle ki karşılıkları kütüb-i sitte. Kabala. İşte İsa Aleyhisselam'ın dininde itikada ait yeni ahittir. Ameli olmadığından mecburen İncil'in içerisine eski ahiti koymuşlar. İşte ustad da diyor ki, o diyor eski ahidi İncil'e çerçeve yaparak ona bir libas giydirilmiş. Başka bir dine ihtiyaç olan bir din midir?
başka bir dine eğer ihtiyaç varsa yeni din niye gelsin? Eğer geçmiş din çareydi ise yeni din niçin Allah göndersin? Peki dinler niçin gönderdi diye bir soru sorulsa, yani bir din gelse de kardeşim bu olsa, el cevap, insanlığın tekemülüne göre gelmiştir. İnsanlık ilkokul çocuğu seviyesinde ise ilkokul çocuktan ellerine üniversite kitaplarını vermeyeceksin. Ama abi bu çocuk yakında tıpçı olacak, doktor olacak. Doktor olacak diye ilkokul çocuğuna tıp kitabını vermek, yarın nasılsa pirzola yiyecek diye yeni doğan bebeğe pirzola vermek gibidir. Yarın pirzola yemeyecek. Veya yarın acıkacağım, susuyacağım diye bugünden yarınki, bir hafta sonraki içeceğin suları ve yiyeceğin yemekleri yesen olur mu? Yarın bu işleri yapacak bu çocuk diye bebeğe bu işler vazife verilir mi? Onun için insanın tekamülüne göre kitap verilmiş. Nasıl ki bir profesör ilkokul çocuklarına girerse onlar gibi konuşur. Onun seviyesinde iner. Pat, küt, çat, küt, tamam mı? Değilim, değilim. Ortaokula girerse onların seviyesinde. Liseye girerse onların seviyesinde. Üniversiteye girerse onların seviyesinde. Ama cahil bir adam uzaktan baksa dese ki Allah Allah, bu profesör değil mi ya? Bu ne biçim konuşuyor ya? Niye cahillikle itham ediyor? Profesör kendisine yakışır gibi niye ilkokul çocuğuna konuşmuyor? Profesör, profesör olduğu için kendisine yakışan budur. Kendisine yakışan belagattır, muhatabına göre konuşmasıdır. Muhatap çocuklardır. O zaman onların seviyesinde konuşması, Allah da ettenezulat ilahiyati ala ukulil beşer, insanların seviyesinde konuşması Allah'lık hakikati olduğu için. Ezberde öyle yapıyoruz ya, elemtereden sonra şunu öğren. Ha, İslam dini gelmeden önce bu toplumların, toplumlar birbirine böyleydi. Yani bölük pörçüktü. Asya'da yaşayanlar, Afrika'da haberi yok. Asya'da, Afrika, şeyde, Avrupa'da yok. Muhabere olmadığı için, haberleşme olmadığı için, iletişim araçları, basın olmadığı için, hatta şu anda Brezilya'da bile vahşi kavimler bulunuyor ormanın içinde. Dolayısıyla kavim kavim oldukları için, muhabere olmadığından, tek bir millet gibi olmadıklarından, Allah semavi dinden mahrum etmemek için her kavme, her millete bir peygamber, bir din göndermesi rahmetinin şumulunu gösteriyor. Onun için 124 bin peygamber göndermiş. Yetişmiş eleman göndermiş tabiri diğerle. Hiçbir kavmi peygambersiz bırakmamış. Ama abi dünyada her tarafta değil. Zaten insanlık Mezopotamya'daydı. Yayla yayla o peygamberimiz aleyhissalatü vesselam gelene kadar hangi çaptaydıysa her kavme din göndermiş. Sonra peygamber aleyhissalatü vesselamdan sonra daha insanlığın ayrı bir şeye, kaynağa, peygamber ihtiyacı olmadığından peygamber aleyhissalatü vesselamın ümmeti tek ümmet olacak bir duruma gelmiş. İletişim ve teknoloji ve dünyanın bütünleşmesinden dolayı tek bir peygambere yetinilmiştir. Şimdi ikinci farkı okuyor. Arada sorunuz varsa sorabilirsiniz. Eski ahit unutmayın. Yeni ahit İncil. Eski ahit İncil. Yeni ahit eski ahit Tevrat. 2. İkincisinde ise esası din, ikincisini okuyorum. Birincisine bir ek vardı burada. Yani İsa Aleyhisselam'ın getirmiş olduğu esasata giydirilen kılıf eski ahit. Sen bunu inkar edersen bu dini, buna komple İsa dini denmiş. İsa Aleyhisselam'ın dinini inkar etmiş olmuyorsun. Çünkü bozulmuş. İsa Aleyhisselam zamanında eski ahit var mıydı, sokmuş muydu? Buna sen nasıl İncil diyorsun? Gidin bakın, ben gaybta söylüyorum, git kitapçılardan alın. İncil'i alın. 4 tanesi temelde farklı olduğu gibi İncil'lerin yarısı eski ahit, yarısı yeni ahit. Yahudiler sokmuş. Masonlar. Masonlardan kaynaklanıyor. Dolayısıyla sen bu dini inkar edince İsa'yı inkar etmiş olmuyoruz.
İkincisi de ikinci de ise esas-ı din bir ceset ve cilt olmuş, tebdil edilince inkar ve teklif çıkar. İslamiyet ise merkezi de itikadı da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam getirmiş, ameli de teferruatı ve furuatı dahi hepsini Peygamberimiz getirmiş. Mesela nasıl tüküreceğini, tuvalete nasıl gideceğini, özel hayat, tefekkür, cihadın şekli, yani hüküm getirmediği hiçbir saha yoktur. Ağaç dikmesine kadar, taziyeye kadar, Yahudi çocuğunun kuşu vefat etmiş, çocuğu taziyeye gidiyor. Biliyorsunuz. Yani dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmediği bir saha, hüküm getirmediği bir saha yok. Getirmediği bir saha yok. Hatta buna ait bir de kural getirmiş. Çok ilginç. Çok ilginç. Adını unuttum. Bir valiyi şey gönderiyor. Valiyi bir şehre gönderiyor. Hangi şehir olduğunu da unuttum. Muaz bin Cebel. Heh, tamam o. Nereye gönderiyordu Osman? Yemen. Yemen. Aferin bak bunu bildiniz. Ben bilmiyordum. Unuttum. Eyvallah. Muaz bin Cebel çok meşhur. Vali gönderirken Yemen'di değil mi? Ondan sonra seni vali gönderiyorum diyor Allah Resulü. Bak kaideye bak. Ne ile hükmedeceksin diyor. Allah'ın kitabıyla diyor sahabe. Peki Allah'ın kitabına kanuniyet itibariyle şey var. Çekirdekte ağaç olduğu gibi ama ağaçta gözüktüğü gibi değil. Çekirdeğe uygun olarak var ağaç. Kanun olarak Kur'an'da her şey var ama çekirdek olarak var. Alimler de bu çekirdeğe ağaç yapıyorlar. Tefsirciler bu demektir. Kimisi geliyor bu çekirdeğe meyvesi itibariyle bahsediyor. Bütün kitabı meyve itibariyle konuşuyor. Bu çekirdeğin meyve yönünü, bu çekirdeğin çiçek yönünü, bu meyvenin, şu bu çekirdeğin erozyona karşı yönünü vesaire. Her bir müfessir çekirdeğe böyle farklı bakışından kaynaklanıyor. Yani niye farklı farklı yorumlar getiriliyor? O. Yani bir çekirdekten dal, budak, çiçek, renk, koku, tat, tamam mı? Coğrafyaya karşı durum vesaire. Örnek için söylüyorum. Bu çekirdekten çıkan ağacın ne kadar yönü varsa o kadar ne var? Mana yönü var. Onun için müfessirler, tefsirciler kimisi çekirdek kütük yönünü aldı. Kimisi meyve yönünü aldı. Kimisi topluma yaptığı faydası var. Atmosfere yaptığı şey vesaire. Ya Muaz, sen vali olarak gidiyorsun. Ne ile hükmedeceksin? Karşılaştığın bir hadiseyi. Allah'ın kitabıyla. Orada açık göremezsen çekirdekte. Allah Resulü'nün sünnetiyle diyor. Senin yanında bulundum diyor. Senin şeyin, tarzın, ifaden ve örnektekiler. Bir sürü örneğin var ya Resulallah. Burasıyla orası da aynı gibi. Peki diyor. Üçüncü soru. Allah'ın kitabında görmedin. Allah'ın Resulü'nde de görmedin. Bir orada ummadığın bir şey çıktı. Ummadığın bir şey çıktı. Peki ne ile hükmedeceksin? Diyor ki, Kur'an ruhunu alan bir sahabe, Allah Resulü'nün yanında yaşayamış bir insan, diyor ki, bu iki kaynağı esas alarak, ben onu diyor, bu iki kaynağa göre, hakkı ile şeri, doğrusu ile yanlışı, karı ile zararı mukayese ederek, bu iki kaynağı, yani pergenin ucunu koyarak, hükmedeceğim diyor. İşte, kıyas buradan çıkıyor. Kıyas-ı fukaha buradan çıkıyor. Yani merkezde düşüncesi değil. Merkeze Kur'an ve hadis konulmuş. Ve kanuniyetleri burada var. Çekirdekte hepsi var. Ama sahabe Kur'an'da görememiş. Resulullah'ta da tatbikini kendisi görmemiş. Belki Ebu Hüreyre'ydi o zaman. Bu sahabe her ya, sıfır hayatında... Her bitişik değildi ki Resulullah'ın her hayatının safhasını görsün. Muaz bin Cebel görmediği anda oldu Resulullah. Özel hayatını görmedi mesela. Özel hayatını gördü mü? Görmedi. Sahabiyelerden geliyor. Analarımızdan geliyor. O da diyor ki eğer diyor rastladığın bir hadise kitabı Kitabullah'ta varsa o.
Kitabullah'ta yoksa senin sünnetin, senin sünnetine şahit olduğun miktar. O zaman cep telefonu yok ki Resulullah'a sorsun. O zaman diyor ki, peki rastlayacağın bir hadiseye bu iki kaynakta da örneğini görmedinse, kitabı diyor sünneti esas alarak, yani peygamberin ruhuyla ruhlanmış, insiba ve inikas olmuş bir sahabe, peygamberin sünnetini ve kitabullah esas alarak, o olayın karını zararını, artısını eksisini, yani mukayese ederek, ondan sonra hangisi galipse, bu Allah kitabının ona ait, direkt o ayetten bahsetmiyor, o direkt o hadisten bahsetmiyor ama, kanuniyeti var. Ona hemen tak, mesela bize böyle bir soru soruluyor. İlle Risale'de geçen soru değil. Nasıl cevap verebiliyoruz? O kanuniyeti aldık mı bir örnek veriyoruz, bitiriyoruz. Mesela şöyle bir soru yok. Hristiyan dini semavi olmadığını nereden biliyoruz? Çünkü içerisinde Allah yok. Böyle bir şey yok. Ben nasıl buldum bunu? Yani bunu okuyan, bununla beslenen bir ruh ve akıl bulduğu cevap. Ama bu nedir? Buradan kaynaklanıyor. Yani bir direkt metin yok ama hakikati var. İçerisi boşaltılmış. Yani böyle diyor. Dolayısıyla ne yapmış? Böyle kıyas-ı fukaha çıkmış. Kıyas-ı fukaha. Kıyas-ı fukahanın yetmiyor o. Yetmiyor. Kıyas-ı fukahanın isabet ettiğini onunla giden heyet ve orada bulunan Müslümanlar da kitap ve sünnete bakarak onun o olayı yorumlamasını hadis ve kitaba bakarak doğruluğunu onaylarsa icma oluyor. Eğilleri onaylayacak. Mesela doktorun ameliyatını 10 tane fizik profesörü reddetse bir sağlık ocağındaki bir doktorun dikmiş olduğu dikişi ortadan kaldıramaz. Yani icma olabilmesi için onu onaylayan aynı meslekten olması lazım. Aynı sahabe olması lazım. Tek başına gitmiyor. Sahabeye kadro gidiyor. O zaman bu işin uzmanları da bu işin reisinin, önde gidenin ortaya koymuş olduğu hükmü bu da onaylarsa icma oluyor. O zaman kıyas-ı fukudan sonra mı geliyor sana bir icma? Evet. Kıyas yapıyor. Sonra ehillerine gösteriyor. Bak böyle bir hükmü ben Kur'an'da görmedim. Böyle bir hükmü Resulullah'tan ben görmedim. Ama heyet de diyor ki ben Resulullah'tan işittim. Veya diyelim ki bu heyetten hiçbir tanesi de evet biz de görmedik. Ben bu meseleyi Kur'an'ın şu ayetinin ruhuna, şu hadis-i şerif benzerliğine, böyle bir benzerlik var Resulullah'ın. Yani hurma dikti ama kestane dikmedi. Kestane de böyle dikilir misal. Tamam mı? Efendim Yahudi çocuğunun kuşu vefat etti, taziyeye gitti. O zaman bir Yahudinin çocuğu ölürse gidilir. Hani Yahudinin çocuğu ölmüş Resul'a gitmemiş, benim duymadım ama Yahudi bir adamın çocuğunun kuşu vefat ediyor, gidiyor. Ne yapıyor? Kıyas ediliyor. Taziyeye gidiliyor bak gibi. Böyle bir örnek vardı diyor. Heyeti de, bu işin uzmanı, heyetleri de bunu onaylarsa icma oluyor. Yani şey yapılıyor. Peki. O zaman İslamiyet merkezi getirdiği gibi detayı da o getirmiş. O zaman İslamiyet'ten çıkan bütün İslamiyet'in getirmiş olduğu her şeyi terk ediyor. Hristiyanlıktan çıkan İsa Aleyhisselam'ın getirdiğinden çıkıyor. Ama İsa Aleyhisselam'ın getirmediği bir sürü şey var. Onları terk etmiş olmuyor. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zincirinden çıkan çapı neyse İslamiyet'in, neler getirmişse oradan çıkıyorsun. Yani tuvalet adabından çıkıyorsun. Tuvalet adabına hüküm getirmiş. Yani İslamiyet'in getirmediği, hükmetmediği bir çap yok. Hepsini almış. Mesela diyor ki, şu semayı siz diyor, duruyor, sabit zannediyorsunuz. Oysa bir semayı genişletiyoruz. Şu dağları sabit zannediyorsun. Oysa yürüyor diyor. Fiziğe bile hüküm getirmiş. Bak bu detayı anlatıyorum. Tuvalette de sümkürülmeyin diyor. Banyo yaparken idrarınızı yapmayın. Vesvese hastası olun. Bu mülke hükmettiği gibi metafizik denilen cinler ve şeytan alemine de hükümler getirmiş. Allah onu hasta etmiş. Cinler musallat etmiş. Yani sihir ve büyü yapılmış. Yahudi kadını yapmış. Allah Resulüne Allah
onu tesir ettirmiş, sihir ve büyü tesir etmiş. Niye? Allah Resulü bakalım ümmetine ne ders verecek? Yani ümmetin de böyle sihir ve büyüye musallat olunca ne çözümler yapmış Resulullah'tan, hangi yöntemleri öğretmiş diye, öğretsin diye Allah sihir ve büyüye müsaade etmiş. Resulullah rahatsız olmuş. Ondan sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mektubatta anlatıyor. Çözümler üretmiş. Ne demiş böyle? Biz de onu kendimize çözüm olarak kullanıyoruz. Yani buralara metafizik atom altına da hükmetmiş. Dolayısıyla İslamiyet'i terk eden İslamiyet'in getirmiş olduğu her şeyi terk ediyor. İsa aleyhisselamı terk eden İsa aleyhisselamı terk etmiş şey getirmiş olduğu terk ediyorsun ama getirmediği bir sürü şey var. Tamam? Mesela duayı terk ediyorsun. İsa aleyhisselam'da dua var kalmış. Dua zaten İslamiyet'te esastır. Sırrı ubudiyettir. Hani İsa aleyhisselam duasını şey yapsam bu Hristiyanlıkta mesela. Ben kiliseye niye gideyim? Ne var kiliseye niye gideyim? Dua. Burada da var zaten dua. Hem de 5 defa. Yani haftada bir gün dua değil İslamiyet'te. Hayat duadır zaten. Bak peki Hristiyanlık bize daha cazip olacak hangi yönü var? Ya işte bir kadın erkek sıra yok. İşte o biraz hevesimize uygun değil. O yok. Yani kadın erkek oturuyorlar böyle ondan sonra şey yapılıyor. Kilisede yani ayinde. Bizde yok yani böyle ciddiyet var, bir ruhaniyet var böyle. Ondan sonra yukarıda üst katta müzik çalıyor vesaire. Yani ben şaka diyorum da İsa Aleyhisselam'ın biz içinde değil miyiz? Hayır, İsa Aleyhisselam iman etmek zaten imandandır. O zaman onun getirdiği şeylere, kendi getirdiği şeylere iman etmek imandandır. Duayı getirmiş, Allah inancı getirmiş, peygamber inancı getirmiş, ahiret inancı getirmiş, peygamber usulü getirmiş. Tamam, biz de zaten iman ediyoruz otomatik olarak. 3. Ayni İslam'da ise en ince teferruatına kadar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan alındı. Yani İslamiyet'te en ufağa kadar. Mesela vücudun kaşındı, yiyin için sürünün diyor zeytinyağı. En ufak teferruatına kadar çörek otu diyor mesela. Yani bir hatırıma geleni söylüyorum. Hükmetmediği bir şey yok. Yemeği üfürerek yemeyin istiyor. Bu ikiydi, devam ediyordu. 3 şu anda. Din-i Hristiyaniye havas ve hükümet adamları elinde avam tabakasının ve hürriyet perverlerinin mütefekkir kısmını ezmeye vasıta olmuş bir vasıtayı istibdat ve tahakküm olmuştur. Yani Hristiyanlarla İslamiyet arasında bir şey, Hristiyan dinindeki din alimleri dediğimiz papazlar, Hristiyan şeyin yöneticileri kutsiyet kazandıkları için hükmetmeye, insanlara tahakküm etmeye vasıta olmuş din. Din onlara kutsiyet verdiği için avama da diyor ki inanacaksınız o çünkü o Tanrı'nın görüntüsüdür. Ne diyorsa yapacaksın. Seni afaroz eder, seni dine koyar, seni efendim günahını affeder. Yapacaksın günahını affediyorsun. Cennetin arası arsa veriyor. Arsa yani satabiliyorsun vesaire. Yani dolayısıyla Hristiyan dininde üst tabakanın alt tabakaya ezmeye vasıta olmuş. İslamiyet'te ise kişiler kim dahi olsa, peygamber dahi olsa üstünlük yoktur, takvadadır. Yaşantıdadır. Mesela birbirinizden üstün müsün yoktur. Hocadır, alimdir. Yaşıyor musun, yaşamıyor musun kardeşim? Üstünlük tam tersine yaşayandadır. Dolayısıyla bir topluma imtiyaz verip hücum etmesine, ezmesine müsaade etmemiştir. Eyleme baktığın zaman hakikaten mazlumlar en çok İslamiyet'e sarılıyor düğünçede. Mesela 1789 mu Fransız ihtilali? Öyle ezberlemişti 789, 1789. Fransız ihtilali hapishanede başlamış. Çünkü üst tabakanın papazların, şimdi de öyle, SSK'ya para kesiliyor değil mi yani işçiden şimdi? İşçiden kesiliyor, yoksa SSK'da da olmaz. Avrupa'da bir işçiden kiliseye SSK gibi para kesiliyor. Geri dönüşü yok. Geri dönüşü yok. Peki, müracaat etsin kesiliyor. Diyorsun ki ben kiliseye para kesilmesini istemiyor. Sana bir mektup geliyor. Bir, ölünce kiliseye gelemez eğer kesilirse. İki, nikahını burada yapamazsın. Ondan sonra ölü ve düğününü yapamazsın.
Düğününü yapamasa çünkü orada nikah orada kıyılıyor. Yoksa olmaz. Oysa İslam'da nikah iki tane Müslüman kıyar. Camiye de gelmeyebilir ölü. Çünkü Hristiyanlıkta ibadet kilisede olur, herhangi bir bahçede, yerde olmaz. Müslüman ise seyahat ederken bir yolu çeker, gazetesini serer, karton serer, yeşillikte namaz kılar. Yani Muhammed ümmetine küre-i arz mescit olmuş. Onlarda yok. Şeylerde de yok. Yahudilerde de yok, Hristiyanlıkta da yok. İbadet ancak o binada olacak. Bizde ise ağaçta da yaparsın, ağacın tepesinde yaparsın. Tamam? Çok acayip ya. Yani okuyayım bak neler rastlayacağız. Demek ki üçüncü fark papazların imtiyazı olduğundan, kutsu olduğundan, haşa tanrılı, tanrı olduğundan bunlarda da nefis var, istekler var. Bak neler çıkıyor. Neler çıkıyor çocukları tacizden değil mi? Vesaire. Safi zihinler idlal olmasın diye. Biliyorsunuz gizlemeye çalıştıkları halde patladı. Avrupa'da mahkemeye veren verene, hele Brezilya'da veren verene, İtalya'da ve oradan geliyorum. Veren verene, koca büyümüş kadın 30-40 yaşında olmuş ama başına geçeni biliyor papazın yaptığını. Mahkemeye vermiş neler ya. Boşuna mı Alman o baş işte Patrick istifa etti? Bundan etti. Artık ben utandım demiş. Ya. Şimdi daha mahkeme olmadan mahkeme verirse, şimdi karar verilmiş. Mahkemeye verilirse duyuluyormuş basına. O zaman mahkeme verilmeden diyormuş ki Hristiyan işte Katolik işte Ortodoks nereye olmuşsa oraya başvuruyorsun. Ondan sonra oradaki heyet bakıyor sana. Ondan sonra ufak bir inceleme yapıp mahkeme olmadan sana tazminat veriyorlar mahkeme olmadan. Şimdi mahkeme olmuyormuş şimdi. Yayılıyormuş dünyaya diye. Bir kişi de kazandı, bir kişi de kazandı. Bak papaz mahkum oldu, papaz mahkum oldu. Böyle yayılmasın diye. 4. Dini İslam ise hem avamın hem de mütefekkirin hamisi ve istinadgâhı olmuştur. İslam dini ise tefekkür edenleri, düşünenleri, fikir üretenleri ve garibanları itilmiş, kakılmış fakir fukarayı korumuştur. Mesela ona detay burada da akıl şeytandır diyor. Kilisenin kapısını bırakın. Katolik. Ve Katolik de evlenmek, papazdan evlenmesi haramdır. Daha yeni yani, şu anda da var ama demiyorlar yani. Mesela kadın özürlü olduğu zaman evde bulunamaz. Ahır denilen bir evin altında bu durumda yatıp kalkacak. Sabah oradan işe gidecek, eve gelemez. Tamam. Yani isim, avam... Eğer papaz değilsen dünyada pek şansın yok. Akıl da şeytandır diyor Hristiyanlıkta. Sormayacaksın içeride. Öyle bir soru yok. Ben katılıyorum kardeşim ayinlere. Her hafta katılıyorum. Şey yapmıyorum, bilgi değil, kitabı değil. Realiteden bahsediyor. Bu sesimi duyan Almanya'daki benim yakın dostlarım, evet abi seninle beraber gittik. Grup gidiyorum bir de. İki tercümanım var sağ sol. Ne dedi çabuk. Tak 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 tak. Hepsi söylüyor. Hepsi şey yapıyor beni. Ondan sonra yani akıl şeytandır. Ne çünkü içeride ne halt işleyeceği belli ya. Soru sormak yok içeride. Adam beni iflama kesiyor camide ya. Soru atıyor kutuya. Bir sürü soru soruyor. Kılıncımızın ucuyla düzeltiriz ya Ömer. Ya ne biçim İslamiyet hakikaten ya. O kadar kafama yatıyor ki ya. Oysa filozoflar, İslam filozoflarının fikir kaynağı din olmuş, Kur'an olmuş. Oradan çıkartmışlar. Ama Avrupa'nın filozofları dini terk ederek olmuşlar. Adamı dünya dönüyor diye asmışlar. Dedi diye. Oysa dünyanın döndüğünü, güneşin döndüğünü söylüyor. Vaşyamsu tecriyi. Güneş döner diyor. Ne dünyası? Güneş bile dönüyor. Ondan sonra namazın beş vakit olmasının dünyanın döndüğünü anlatıyor Gazali Hazretleri. Muhakemata da usta da anlatıyor. Yani avamın ve düşünen mütefekkirlerin kaynağı olmuş İslamiyet. Onlar da tam tersi olmuş. Havas ve düşünenleri azletmiş. 5. Akla ve ilme değer vermiş, körü körüne taklit etmemiş İslamiyet. İslamiyet'e girmen için ikinci eleştiri var. La ilahe
İlahları reddet. Ondan sonra edemeyeceğim bir şey olur. İllallah. İlk önce redle gidiyorsun bakın. Menfi ile başlıyorsun. Redle başlıyorsun. La ilahe. İlahlar yoktur. Ne yok? Mesela ilah olacak bak bakalım. Güneş ilah olabilir mi? Bu kainat, bu dünyanın sebeplerinden bir tanesi. Ağaçların büyümesine. İlah olabilir mi? Vallahi olamaz ya. Çünkü aklı şuuru yok. Beni tanımıyor ki. Niye? Nerede? Kendisini tanımıyor ki beni tanısın. Havaya bak. Tabiat dört unsurdur. Güneş, hava, toprak, su. İlah olabilecek özellikleri var mı? Yok. O zaman illallah. İslamiyet'i ise aklı uyuşturmak değil. Tam tersine aklını yaklun, takilun, efele tefekkerun, efele tedebberun, fetebiru yaulul elbab. Düşünmüyor musunuz? Anlamıyor musunuz? İdrak etmiyor musunuz? Bakmıyor musunuz? Düşünmüyor musunuz? Ne kadar da az düşünüyorlar. O Hristiyanlıkta ise akıl şeytandır, kilisenin kapısını bırakacaksın. Eylemde de gözüküyor, gidin. İtiraz eden gitsin kiliseye arkadaş. Allah aşkına gaybden bahsetmiyorum. Merkür'ü göndermiyorum size. Yakınızda kilise var. Burada da var. Gidin. Balat'ta var, şurada var, Kaşı'da var, Ermeniş'e. Oraya oturacaksın. Ondan sonra bir şeyler diyor. Ondan sonra dua. Amen. Sonra bir tane böyle eski kanta şey vardı, teraziler. İpli. Şey için söylemiyorum. Ben tarif ediyorum. Onun içinde duman var böyle yakılmış. Dumanla dolaşılıyor. İçinde şaraba batırılmış şey var, ekmek var. Böyle tütsüyle tutsuyor, şey yapıyor. Ne diyorlar ona? Kutsuyor. Duman. O kilisenin içinde oluyor duman böyle. Ondan sonra ve şaraba batılmış ekmekler var. Bu sıradan geliyor, ondan sonra geri gidiyor, ekmek getiriyor, hepsine veriyor. Ondan sonra başımıza böyle bir hal geldi. Bir hatırama anlattım bunlarla kalı. Yani o kadar etkilendik ki manyaklaştık. Başımıza bu hal geldi. Hem hatıram olsun. Selam olsun o kardeşe. Şimdi dinler belki. İki kişiyiz. Yani o ve ben. Üç kişi alacak değil mi? İyi Almanca biliyor. Kafi dedim. Dedim kardeş ki gidelim abi dedi. Şoför. Etkilendik Fatih. Kiliseden çıktık. Gidiyoruz. Almanya'da petrol ofislerinde pompacı yok. Sen koyuyorsun. Pompa yok. Bir kişi var koca istasyonunda. İçeride kadın var. Ekran var. Sen böyle pompayı dolduruyorsun, benzinini kapatıyorsun. Gidip içeride gözüküyor. Altıncı sıra gidiyorsun, parayı veriyorsun. Biz de doldurduk, hiç unutmuyorum, Kayseri plakası kadar. 38 euroluk doldurduk. Ondan sonra 2 euroluk da dondurma aldık. Ondan sonra dondurma, bir hurma, bir şey aldık. Sonra bunu vermeden unuttuk yani. Daldık o kadar. İstasyondan çıktık. Meğer istasyondaki kadın kız hemen polise bildiriyor. 20 dakika sonra otobanda herkes aktif, polis. 20 dakika sonra önümüzde polisler durmuş. O şeyi durdurmuşlar arkadan derken biz hop hemen 20 dakika geçmedi tepemize bindiler. Ondan sonra çık. Hemen anladı. Abi dedi ya. Dua et. Ne oldu dedim. Ne oldu? Abi benzin aldık vermedik biliyor musun? Ya, tamam da ne olacak? Vermedik. Ölüm yok ya dedim. Veririz parasını. Abi öyle değil ya dedi. Şimdi dedi merkezi götürecek. Götürse götür. Demek bir şey var. Ya tokat yiyeceğiz. Kilise ayna gittik diye. Ya da oradaki bir şey olacak yani. Allah bir şey yapacak ya. Tamam endişe etme. Ama abi fazla karışma dedi. La karışmasın. Neyse bize hop söyledi aynı dediği gibi evet. Bizi takip et dedi. Dedi ya Cezem hayır bu olmaz. Takip etmen lazım. Doğru merkeze gittik. Merkeze gittik tabi Müslüman olduğumuzu biliyorlar. Gördüler. Ala için diğer polisler de toplandı. Komiser soru soruyor. Böyle. Hiç unutmuyorum. 4 veya 5 tane polis böyle dururlar böyle. Böyle ayakta kapın oradan geniş böyle. Bizi sorguluyor. Ama ağrıma gitti yani. Ondan sonra dedi, niçin dedi yatırmadınız dedi. Unuttuk dedi. Dedi ki nasıl unutursunuz dedi ya. Herkes veriyor. Dedim ki ben söyleyeyim dedim. Abi sen karışmasan. Hemen komiser dedi ki o tercüme et dedi. Ben dedim ki tercüme et.
Polis de ona kızdı. Ne diyorsa yap dedi. Öyle anladım ya. Ne diyor dedim? Ne diyorsa tamam karışma dedim yap. Sonra ne diyorsun dedi? Biz dedik unuttuk. Dedi ki o ne unuttunuz dedi? Biz dedik sarhoşuz. Sarhoşuz deyince abi sarhoş değiliz ki lan sus. Dedi ki hemen şey üfürmeyi getirdiler. Ondan sonra üfürttüler ona. Sıfır hiçbir şey yok. Adam şu şaşırdı. Bir tane daha getirdi alet ona. Yine yok. Dedi ki getir. Bana üfürttürmedi. Evet. Şoför değil mi? Üfürttürmedi. Niye sarhoşuz dedin dedi. Dedim bak. Siz Hristiyan mısınız dedim. Evet dedi. Ben de Hristiyanım dedi. Bir anda o karakol var ya. Bir acayip oldu yani. Birbirlerine bakıyorlar tamam mı? Bana bakıyorlar ama adam diyor ki Hristiyanım. Siz Hristiyan mısınız? Evet dedi. Ben de Hristiyanım dedim. Peki sen bugün dedim görevli olduğu için mi gitmedin ayna? Bugün dedim kilisede seni görmedim. Yakında kilisede yoktun. Ben ayından geliyorum. Yoktum dedi. E gidiyor musun dedim. Nein dedi gitmiyorum dedi. E nasıl Hristiyansın dedim. Adam durdu. Bir anda o ortam değişti. Dedim ki ben Hristiyanım. Samimi bir Hristiyan. Ben dedim oraya gittim, aynaya katıldım. Tanrı bizi kutsadı. Yezus, yani İsa Aleyhisselam, bize kutsi bir sunum yaptı. İçkiye kutsidir. Bize kutsanmış bir ekmeği, hem bizi kutsadı dumanla, duman demiyorum kutsadı, hem de şaraba bantılmış ekmek verdi. Biz Yezus Tanrı'nın hediyesini reddedemezdik. Tanrı dedi ki bu sizin benden size hediye. Tanrı'nın hediyesi reddedilemez. Ama biz Tanrı'nın verdiği hediyeyi kabul ettik. Çıktık dışarıya. Siz sarhoş musunuz diye, içki içtiniz diye siz de bizi Hristiyan olduğunuz halde sorguluyorsunuz. Şimdi içmesek Tanrı'ya reddedeceğiz. İçersek suç işleyeceğiz. Sen içkili niye araba kullandın? Siz söyler misiniz biz ne yapalım? Dinsiz mi olalım, kanuna mı uyalım? Dalga geçtim anladı. Bir anda böyle durunca devam et dedim. Yani bir din ki içeriğiyle, ki Hristiyan kiliseyle dışarısı çatışıyor. Ben dine uyduğum zaman dışarısıyla polisle çatışıyor. Ama burası için değil dedim. Dünyanın her tarafında içkili içmek yasaktır. Hadi tamam siz bana Hristiyansınız gözümdünüz. Her taraf böyle dedim. Moskova'da da böyle. O zaman ben dedim Tanrı'ya uyarsam kanunen suç işleyeceğim. Uymasam Tanrı'yı reddedeceğim. Ben de ortada kaldım ne yapayım dedim. Nasıl ben dedim aynaka bundan sonra aynaka katılmayacağım artık. Dediler falan. Komiser. Anladı dalga geçtiğimizi polise dedi ki niye getiriyorsunuz dedi. Sonra tercüme ediyor. Niçin ve kesmediniz dedi cezasını. Niye bunları buraya getirip zahmet veriyorsunuz? Dedi bir sürü bir şey saydı. Ondan sonra parasını orada hemen verdi. Çıktık adam ta kapıya kadar bak hakkını yemem ya. Komiser kalktı o kibarlı centilmen yaptı. Diş kapıya kadar uğurladı tokalaştı. Anladı ya. Anladın? O zaman din ki hayatla çatışmaması lazım. 6. Hem İslamiyet vücubu zekat ve hürmeti riba ile havası avama müstebit değil hadim etmiştir. Yani para topluyorlar köylerden. Vermeyenlere serseri köylü diyorlarmış vergi. İslamiyet ise zekatla yardım ediyor. Bir de zenginin fakiri sömürmesine vesile olan zekat meselesini kaldırıyor. Zekattan daha mühimdir faizin haram olması. Faizi kaldırdığın zaman Müslüman insanlar arasında yardımlaşma olur. Ben sana niye paramı vereyim ki karşılığında bir aynı verdim para verdim alacağım aynı. Ama bankaya yatırırsan faizi var. O zaman yardımlaşma ortadan kalktı. İşte İslamiyet ise avamı, garibanı, fakir, fukarayı nasıl koruyor? Bir, o kazandığın para sırf senin değil diyor Allah. Ben diyor sana verdim onun parasını.
ta ki senin elinle verilsin. Zengin soruyor lisan-ı hikmetli Allah'a. Ya Rabbi onun rızkını bana niye verdin? Onun rızkını ona versen. O zaman toplumda uçurum olur. Bak sen bir İslamiyet'in vücubunu, bir ibadet etmiş olacaksın. İslamiyet'in bir vücubu da şeydir, zekat vermek. Eğer fakir kalkarsa ibadet olmaz. Ta ki aranızda bağ olsun diye sana veriyorum. Oradan da sana hürmet ve dua, senden himaye, muhabbet ve şefkat olsun diye, kaynaşma olsun diye. İnsanlık bölük pörçük olmasın, kopmasın, kaynama olsun. Sevgi, saygı olsun. Üstten şefkat, aşağıdan muhabbet. İşte dolayısıyla bu iki temeli yasak ederek, yani faizi haram etti, zekatı farz kıldı. Ne yaptı? Havasla avamı, üst tabakayla alt tabakayı barıştırdı. Ama Hristiyanlıkta böyle bir şey yok. Onlar zaten çıkarttı bu faiz müesseselerini. 7. İslamiyet tevhid-i hakiki dinidir. Vasıta ve sebepleri iskat ve enaniyeti nefsin rububiyetinden ta her nevi rububiyet, rububiyet batılayı kırıyor, reddediyor, ubudiyeti haliseyi tesis ediyor. Yani biraz önce de bahsettik. İslamiyet tesisi tevhid-i hakikidir. Kaynak tektir, Allah Allah'tır. Onun haşa görüntüsü kimse yoktur. Bu bir. İki, vasıtalara tesiri hakiki vermemiş. Bu çiçek toprakta yapıyor Allah ama yapan toprak değildir. Vasıtalara efendim ortadan kaldırmıyor ama tesiri hakiki vermiyor. Bir de onlara, mesela reislere, devlet başkanlarına, papazlara, devlet başkanlarına da veriyor. Kutsiyet veriyor. O zaman enaniyetini okşuyor. İslamiyet ise tam tersi nedir? İslamiyet, başa mı geçtin? Ne kadar baştaysan o kadar hizmetçisin. Seyyidül kavmi hadimuhum. Bir kavmin seyidi, reisi, ona hizmet edendir. Ama Hristiyanlıkta ise bilakistir. Başa mı geçtin? Başa geçtinse, sen, herkes sana hürmet edecek. Senin bir hakkın var çünkü, imtiyazlısın. İslamiyet'te hizmetçisin. Yani başa geçmek, reis olmak değil, hizmet etmek içindir. Onun için hep büyük zatlar, Ebu Bekir Sıddık'tır diyalan, diğerleri de hep reis olmaktan, mesuliyetten kaçmışlar. Yani o kadar ağır mesuliyetli ki, yani mesuliyet ama sebebi de fazla. Dolayısıyla kişilerin enaniyetini okşamamış İslamiyet. Tam tersine insanın gurur kibrini yerin dibine sokmuş. Onlar da bu kutsiyet vererek enaniyet ve gururlarını zirve yaptırmış. Adamları da firavunlaştırmış. Başka 8. Hristiyanlık ise velediyet akidesini kabul eder ve vesait ve esbaba tesir verir. Din namını enaniyeti kırmaz, belki kutsiyet verir. Anlattım. Yani o Hristiyanlık ise reislere ve papazlara kutsiyet verir. Tanrı'nın görüntüsü olarak onlara enaniyet, gurur, kibir verir. Ne kadar enaniyet ve gurur, kibir varsa o kadar Tanrı oluyormuş. Tanrı böyle şaka yapmaz. Tanrı şey yapmaz, yılışık olmaz. Tanrı tam enaniyetli olur, tam böyle. Onlara bir firavunluk vermiş. 9. Yani din namına veriyor. Ha, din namına kibir yapacaksın diyor. Yani kibir ve gururuna din malzemesini kullanıyorsun. 9. Hristiyan havası mutasip bir dindar olur. Hristiyan havası mutasip bir dindar olur. Müslüman havaslar ise Adem-i salavetleri olur. Yani Hristiyanların havas var üst tabaka. Bunu tanrılaştırıyor. Kutsiyet veriyor. O zaman üst tabaka sağlam dindar olur. İslam şeyde ise, Müslümanlarda ise tam tersine onlara hizmetçilik veriyor, kutsiyet şey yapmıyor, enaniyetini kamçılamıyor. Yani arabanın kırkosuna koyup adamı yükselttiği gibi yükseltmiyor. Din adına diyor ki sen hizmetçisin, sen hademesin. Seyyidül kavmi hadimuhum. O kavmin hadimleri ancak o zaman seyidi olur. Hizmetçiye edeceksin. Dolayısıyla biz de İslamiyet'ten, yani tüm İslam devletlerinde olan
cumhurbaşkanları, başbakanlar vesaireler yükseldikçe dinden kopuyorlar. Onlar yükseldikçe çok dindar oluyorlar. Mesela Angela Merkel hiç dinle alakası yokmuş. Çünkü niye? Din diyor ki devlet başkanı Tanrı'nın görüntüsüdür. O zaman firavunlaşacak. Dindar olmak zorunda. Tanrı kiliseye gitmez olur mu? Gitmek zorunda şimdi. Hiç gitmiyordu. Bizde ise yükseldikçe alçak gönüllü olacaksın. Sömürmeyeceksin, hizmet edeceksin. Kim diyor din? O zaman yükselen o milletvekilleri, başbakan şu bu dinden kaçıyor. Çünkü din buna vazife yüklüyor. Yapamazsın, zulmedemezsin. Adam, fakir milletvekili seçiliyor, trilyarlık adam geliyor. Müslüman olsa yapabilir mi? Yapamaz. 10. Onlardan çıkan filozoflar dinlerine lakayt, muarız olur. İslam'dan çıkanlar ise hikmetlerine esasat İslami'ye bina eder. Onlardan çıkan filozoflar dinsiz olur. Bir tane filozof dindar olmaz. Ama bu bir İslamiyet'ten çıkanlar, filozoflar, Farabi, İbn Sina hepsi böyle din kaynaklıdır. 11. Çabuk geçiyorum. Onlarda zindan ve musibete maruz olanlar dinden medet değil. Çoğu kez dinsiz oluyorlar. Yani onlar dine attı, hapse atıldı mı? Kim attı? Reis attı. Papaz attı. O zaman onlar Tanrı'nın görüntüleri. O zaman siz serserisiniz. Zaten Fransız ihtilalinin sebebi bu. Hapishanedekileri ne diyorlarmış biliyor musun? Serseri. Çünkü din adına atıldınız. O zaman hapise girenler dinden medet bekleyemiyor. Zaten din attı onları. O zaman hapiste girenler dinsiz oluyorlar. Dine muarız oluyorlar. İslamiyet'te ise tam tersini oluyor. Bizde ise zindan ve musibete maruz olanlar dinden medet bekliyor ve dindar oluyorlar. Çoğu insanlar hapishanede dindar oluyor. Medrese-i Yusufiye denmiş, Kur'an okumaya başlıyor. Mesela ben bir tane, demeyeyim yakınımda şöyle, mafyaydı bizim köylü. Hapishaneye giriyor, bu şey denir. Orada İsmail Ağa cemaatinden birisiyle tanışıyor. Adam namaza başlıyor, Kur'an'a uğruyor. Mafya ya. Dışarıda ona Kur'an önce namaz kılmasınmış, yapmak imkanı ihtimali mi var? 12. Ne vakit İslam'a temessük etsek, yani İslamiyet'te, bu herhalde son oluyor madde. Ne kadar biz İslamiyet'e yapışsak, o zaman o nispetle terakki etmişiz. Yani maddeten terakki etmişiz. Hristiyanlık ise bilakistir. Yani Müslümanlar ne kadar İslamiyet'e yapışmış, o kadar terakki etmiş. Hristiyanlar ne kadar dinlerine yapışmışlar, o kadar alçalmış. Bu da gösteriyor ki formül yanlış. Mesela, abi Türkiye'de ama geri kalmışız. Türkiye'de 80 sene, 100 seneden beri köy muhtarından cumhurbaşkanına kadar hangi zihniyetin kafası geçmişse, eğer Türkiye terakki etmişse o zihniyete mükafatlansın. Köy muhtarından cumhurbaşkanına kadar hangi zihniyetin adamı geçmişse, alçalmışsa Türkiye, bedeli suç onundur. Dolayısıyla İslamiyet'e yapışanlar terakki ediyor. Çünkü tarih bunu gösteriyor. Asr-ı Saadet'ten tutun. Ne zaman Osmanlı İslamiyet'in son zamanlarında yevşetti? Bak Tibet. Ne zaman tarih bize bunu, tarihe bakın. Ne zaman bir insan, Osmanlı içinde de düşün, ta Osmanlı'ya gelene kadar ne kadar dine yapışmışlar, krallar işte veya önde giden halifeler, kim ise reisler, o kadar terakki etmişiz. Çağ açmışız. Denizaltı'yı ben gezdiğim Almanların da en eski böyle birinci dünya savaşının meğer Osmanlı yapmışmış. Ya mesela mikrobu bulan Pasteur diye bize okulda öğretmişler. Oysa onun şeyin talebesiymiş Akşemseddin. Fatih'in hocasının talebesi. Burada aldığı eğitimi oraya gitmiş söylemiş. Bizim de İslam düşmanları olduğu için o adamın o bulduğu diye Avrupa hayranlığı olsun diye o adamı söylüyorlar. Onun aldığı kaynağı demiyor. Sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant Araplar bulmuş. Zaten adamın ismi yani sinüs, kosinüs. Adamın ismi yani soy ismi. Sıfırı bulan vesaire.
Ama şu anda nerede bir böyle Müslüman böyle ilim adamı çıkıp kafasını eziyorlar. Ve hemen ihraç ediyorlar. Dışarıda yapıyor. Yeni başladı şimdi. 80 seneden beri ilerlemesin diye her türlü melanet yaptılar bu memlekete. Her türlü ilerlemesin diye ya. Sömürme mi, işi yapma mı, her türlü. Dolayısıyla da bak Müslüman bak ilerleyemiyor. Lan kendi adamlarını koymuş. Dinsizden, ateistten, hainden, çalıp çırpandan terakki olur. İşte neydi 12. fark? Ne zaman onlar Hristiyanlarına sahip çıktılar? Hakikaten 400 sene iç savaş oldu. Tedeni, Endülüs İslam Devleti'ni düşünün. Onun İbn Sina'nın 600 sene Avrupa'da onun kitabı okutuldu. Tıp. Ne kadar terakki etti. Ya daha yeni tarihe kadar ya. Şu anda yokmuş da yeni yapılmış o. Derken yani sarayda yok. Fransız sarayında tuvalet yok. Tuvaletleri yoktu, tuvaletleri. Aha şimdi 1950 küsürde gidenler var ya Almanya'ya. Yaşıyorlar. Vallahi diyorlar ki evde abi tuvalet yoktu. Hocam tuvalet yoktu. Bodrum'da yapıyor. Tuvalet diyorum. Banyo yoktu. Banyo yoktu. Banyo. Biz diyor Türkler gittik. Bodrum'da da leğenlerde yapıyor. Sonra bizden öğrendiler diyor. Daha 50 ya banyo. Üçüncü lümine kanun çıkarmış biliyor musunuz? Kanun çıkarmış. Bak yazıyor ben uydurmuyorum. Nereden bileceğim? Yani hayretime gittiği için hafızamda kalmış. Hastalanmış, doktor gelmiş demiş ki yıkanman lazım. Yıkanmış o kadar vücudu rahatlamış ki 3 gün rahavetinde yataktan kalkamamış. Kanun çıkartıyor. Bundan sonra en az senede bir halk yıkanması lazım. Kanun var kanun. Hristiyanlıkta. Hiç yok yani senede bir. Hiç yok da senede bir. Bütün o parfüm şeyi yıkanmamaktan, pis kokmalardan üretilmiş. Çıkmış bu ihtiyaç. Parfüm oradan çıkmış, Fransızlardan çıkmış. Çünkü yıkanmadıkları için. 13. Müslüman dininden çıksa kemalata medar olacak hiçbir secesi kalmaz. Mürtet ve anarşist olur. Hristiyan ise kemalata medar bazı şeyleri kalabilir. Yani Hristiyanlıktan çıkan Hristiyanlığı bırakmıştır. Ama onun getirmediği şeyler var. Ama İslamiyet'ten çıkan hiçbir şeyi artık kemalata dair hiçbir şeyi kalmayacağından mürtet olur, zehir olur. Neye benzer? O misal veriyorum. Yoğurt bozulsa yenir. Süt bozulsa yenir. Ayran bozulursa yenir. Ama bunların hepsinin hulasası olan tereyağı bozulursa daha yenmez. Zehir olur. Demek ki 13 tane buradan fark çıkarttım ama siz okursanız belki 20 tane çıkarırsınız. Ben acele olsun diye. Nereden okuyacaksınız? Mektubattan şuradan başlayacaksınız. 435 şuradan başlıyor. İkinci işaretin değil mi sen? Evet yani şuradan. İkinci işaret şuradan. Şu gösteriyorum ki şu buraya kadar. Burada şey de var. Avrupa efendim bizi din geri bıraktı diyor. Burada bir soru var bunda. Evet. Oysa tam tersine biz geri kaldık dini bıraktığımız için. Biz ne zaman terakki ettiğimizi bakın Allah aşkına bir bakın. Müslüman ne kadar çağ açıp çağ kapattı döneme bakın. Hiçbir zaman dinsizlik yoktur o zaman. Din vardı. Yani statüt bir işamelerimiz tarih gösteriyor ki diyor. Dine temessük ettiğimiz zaman terakki etmişiz. Ne kadar dine sarıldıksa terakki etmişiz. Ne kadar dini gevşettik o kadar tedeni etmişiz. Şimdi anne babasına hücum ediyor adam. Soyuyor çırpıyor. Belki bir tane dün anlıyor. Anne babası gitti diye çocuk evde anne babasının hesap numaralarını şey yapıyor çalıp çırpıyor. Acaba Allah korkusu din olsaydı onu yapar mıydı? Şimdi bu çocuktan terakki olur mu? Ya ben diyor şeye gidiyorum Almanya'da 3 tane şey var. Uçakta oturduğum adam. Gelip de yanıma oturan adam. X amca ismini aldı ağzından çıktı çemin demeyeyim. Ondan 3 tane şey var. Ben diyor gezmeye gidiyorum diye. Baba demiş yani biz 3 tane fırın yani burada vekalet ver ki. Bir sürü resmi işler var senin için. Tamam oğlum ne olacak oğluna vekalet vermiş. Gelmiş almaya bir dönüyor ki 3 tane o şeyde fırında satılmış. Adam çocuk da yok. Şimdi kiradayım diyor. Ve devletten ya hilfe alıyorum yardım alıyorum diyor. Uçakta yanımda oturuyor adam. Gelene kadar gitti işte. gitti. Şimdi bu çocuktan terakki olur mu? Allah korkusu olsa yapar mıydı?
Acayip bir şey ya. Yani ben mi uyduruyorum? Gidin kiliseye gidin, paranız varsa kardeşim, zengin misin, cennete gidersin. Niye? Günahın affedilir, para vermesin olmaz. Gittim ben de kuyruğa girdim. Kuyruğa girdim, kuyruğa. İnanın bana. Mazgal var böyle, tahtadan böyle delikli. Orada papaz oturuyor, sıraya girmişler. Belirli bir yere kadar... Para ne kadar sana abi? He? Para ne kadar tuk parası olarak? Onu bilmiyorum ha, yalan olur. Anlatayım nasıl oldu. Giriyorsun, orada bir kutu var. Orada büyük bir kutu var demirden. Ondan sonra belki şey Mehmet biliyor. Ne kadar verdiklerini biliyor musun? Herhalde kişi. 15-20 ara arası veriyorsun abi. Bilet veriyorlar sana. Günahların af olduğunu diye. Ulan o bir şey değil lan. Vallahi çok kolay ya. Ben fazla gördüm elinde ama içimde var bilmiyorum. Şimdi bak. Sıraya girdik. Orada kutu var. Mazgalın orada bir adam oturuyor. Ben de girdim. Tabii bunu çıkarttım. Tabii olmaz tabii şimdi. O da adam şey yapar. Ondan sonra dedi ki, abi ben de geleyim. Lan gel lan dedim. Sen de bununla konuşuluyorsa öğrenecek. Şimdi biz nasıl günah çıkartacağız adamla? Aynen ha. Yani öğrenmek için yapıyorum. Haşa dalga geçmiyor. Bakayım nasıl bir şey. Girdik. Ondan sonra kaldı 6 tane şey. Gidiyor. Mazgalda aşağıda oturuyor. Eğiliyor. Görüyorum adamı kulağını getirmiş mazgala papaz. Getiriyor. Din işte. Ondan sonra bir şeyler sayıyor. Gır 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 gır. Dedim ki, Yusuf anlatsana ne dedi? Abi dedi, ayıp dedi ya, onu diyemem dedi. Ama duyulmuyor ama abi, kendisi oradan geçerken al. Günahlar işlemiş, tamam. Değil mi? Ondan sonra çoğu duyulmuyor ama, uzak. Buradayız, o orada. Herkesin yanında ikrar etmiyor yani. Orada şey yaparken, bir dedim ya, bir tanesini için bir şey yap dedim. Arkada mı geçeceksin? Bir tane bir günahını bana ne anlatıyor? Abi dedi, tamam, tahmin ettiğin gibi. İyi tamam, daha gerek yok. Gidiyor. Duruyor papaz. Görüyorum ya. Şöyle yapıyor. O bir şey diyor. Yapıyor. Gidiyor. Bakıyor daha. Gidiyor o kadın ve adam kutuya atıyor. Bu papaz bunu görüyor. Gördü onayladı. Ondan sonra miktarı söylüyor. Günaha göre miktar değişiyor. Ona söylüyor. Çıkartıyor onun yanında. Gidiyor. Atıyor. Ben yalan olmasın. İçinde kaç tane vardı bilemem ama bir tane 50'yi gördüm. 50 euro. Çünkü kahverengi toprak renginden bir para. Tak diye böyle attı yani güven var. İlle yanına duran yok. Acayip. Yoksa af olmazsın ki. Tanrı büyük Tanrı affetmez. Küçük Tanrı affetti de. Çünkü büyük Tanrı zaten seni görüyor. Küçük Tanrı öyle. Orta Tanrı var. Jesus. İsa Aleyhisselam. Attı geliyor. Ondan sonra bir şeyler diyor. O da yapıyor onu. Tak tak yapıyor. Ondan sonra şöyle yapıyor, bir şeyler diyor, tekrar ediyor. Üç adım geri gidiyor, soldan çıktı. Her hafta tamam. Böyle mi Hasan abi? He? Her hafta mı bu? Ben gittim hafta ama bilemem her hafta olduğunu. Hmm. Ben gittim. Ondan sonra tam 6 kişi kaldı, tam ben affedilecektim. 6 tane kaldı. Bir kişi geldi. Ondan sonra ben de bir şey dedi, ben anlamadım. Ne diyordu? Dedi ki, abi dedi, bizi tanıdı dedi. Siz dedi, olmaz dedi. Sizin affınız olmaz. Dedi ki, ben dedim ki, aynı böyle, niye affımız olmaz dedim. Gelin burada konuşabilir miyiz dedi. Tamam çıktık. Siz affınız olmaz dedi. Niçin olmaz? Oradan gel tespit etmişler kamera. Niye dedim ya, ben dedim, Tanrı beni cehenneme atmak mı istiyor? Siz dedi, ilk Müslüman, Hristiyan değilsiniz dedi. Yani affet. Yani şimdi biz dedim Hristiyan olmadan Tanrı bizi affetmez mi dedim. Etmez. Dedim Tanrı aciz mi ya dedim. Ondan sonra tamam peki dedim tamam. Tanrı'ya selam söyle. Selamı aldı. Tanrı onu kastediyor tabii. Ondan sonra şey yaptım. O sırama kadar geldim. O Tanrı görüntüsü, üçüncü Tanrı. Tanrı büyük Tanrı. Jesus, İsa Aleyhisselam, ikinci Tanrı, Tanrı görüntüsü bu. Bu Tanrı'ya da selam verdim ben, böyle yaptım. O da böyle yaptı. Elini yapmadı. Üç defa kafasını sağladı, gitti. Böyle. La siz hala sürünün. Hala cehenneme koyun. Adam böyle yaşayacaksın. Namaz yok, oruç yok, günah işte her şeye para var mı? Tamam. Para yoksa şansın yok. Peki. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه تمام السلام عليكم